Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlık tanılar ekranımız olsun. Xitayning bir yil ichida yana 60 yadro o'qbeshi ko'paytganligi haqida dokulat e'lon qilindi. Stokgolm xalqaro tinchlik tadqiqot instituti SIPRI tomonidan e'lon qilingan dokulatda yadro o'qbeshining dunyo miqyosida ko'payayotganligi o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, Xitayning 2022-yil 1-oyda 350 yadro o'qbeshi borligi va bu sonning 2023-yil 1-oyda 410 ga yetganligi ko'rsatildi. Başştabi Şivisiyanın Stokholm'a caylaşkan korallıq tokunuş, hərbi çıxım və koral sodisi, koral siliniş və koral kontrol qilish qatırlıq sallıq məlumatlarını təhlil qılıdığan SIPRI yadro uqbeşi bar dövlətlər haqqıda dökülət ilan qıldı. Mezkur institut dünya miqyasıda 12512 yadro uqbeşi barlıqını bayan qılıp, onlarının 9576'sının şiltişki buluduğun uqbeşi hikallikini, bunun içinde təxminən 3844 tane uqbeşi başkurulduğun bomba ve ayruplarlar bilen bir ambarda hikallikini, bunun içinde təxminən 2000 tanesinin yukarı seviyelik hoşarlıqda ve meşgulatkı tayyar haleti hikallikini, yani onlarının başkurulduğun bomba ya ki yadro bombardımancı ayruplarlarla uğruntulgan halda hava armiya bazılarda hikallikini bildirgen. Dokulatta uqbeşinin 90%'nin Amerika ve Rusya'nın ambarda hikallike oturgu koyulgan bulup, her iki devlette yadro energisiyle bolgan aşkarlıq tövelligen bolsumu, 2022-yil onlarının yadro kural ambarının ölçümü bir kadar muqim haleti turganlığı kayıt kılıngan. Dokulatının en dikkat kozulgan noktası bolsa, Xitay 2022-yildin 2023-yilgacha bolgan arlıqta yadro kural ambarına yeniden 60 tane yadro uqbeşini koşgan bulup, Xitayning yadro kural ambarı 2022-yil 1-oydagi 350 uqbeşidan 2023-yil 1-oydagi 410 ga ko'paydi. Mo'ljallanishcha davomliq o'rlishi mumkin deganlar qayd qilingan. SIPRI amaldori Hannes Christensen Xitoy to'g'risidagi sonliq ma'lumotga munosabatlik bayonotida Xitoy yadro qurol amrini ko'rinarli kengaytirishga boshladi. Bu yuzlanishni Xitoyning davlat bexatarligini qo'g'dash uchun kerakli eng tuban yadro kuchga ega bo'lish nishoni bilan moslashtirish kunsiri taslishibotidi degan. Dokulatda Amerika, Rusya, Angliya, Fransiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Shimoliy Koreya va Isroiliya qatorliq 9 davlatning yadro o'qbeshi borligi ko'rsatilgan bo'lib, yadro o'qbeshining soni o'rinlashtirilgan va omborda saqlangan deb ikkiga ayrilgan. Navbatda Xitoyda 410, Hindistonda 164, Pokistonda 170, Shimoliy Koreyada 30, Isroiliyada 60 tane saqlangan yadro o'qbeshi bor ekan. Undan boshqa Amerikaning ambar zapisida 5224 yadro o'qbeshi, Rossiyaning 5889, Angliyaning 225, Fransiyaning 290 yadro o'qbeshi bor ekan. Hindistonning Xitoydan eshib ketadiganligi mo'ljallanmoqda. Dünyanın yeni işlep çıkırış merkezi bulunduğun devlet barabara aşkarı buluşku başlayan bulup, Hindistan'ın bu yıl ve kiler yılı Xitay'dan eşip gitişi mülkerlenmekte. CNN'nin bu ağıtki haberde kayıt kılınışca Asya yarışarı ıqtisadının eşişideki yarıkın noktu buluvatkan bir payıda, Hindistan'ın Xitay'ını arkada kaldırdığallıqı mülkerlenmekte bulup, İqtisadi Hemkarlıq ve Terakiyat Teşkilatı 2023-yil dünya ıqtisadının 2.7% eşişini, Hindistan'ın 6%, Xitay'ın 5.4% eşişini mülkerligen bulup, dokulatı Türkiye'nin eşiş mülkeri 3.6% ki götürülgen. İqtisadi Hemkarlıq ve Terakiyat Teşkilatı Hindistan'ın 2022-yillik bütün yıllık iş süretinin mülkerdikiden yukarı bolgan yezi egilik işlep çıkırışı ve hükümetinin küçülük çıkımıdan kiyin bu yılmı devamlaşıdığallıqını mülkerligen. Bunun başka Hindistan Merkezi Bankası'nın 2024-yılının otturlarından başlayıp, otturhal ösüm nispetini tövelletişki yüzlenişiden ümit bar bulup, İqtisadi Hemkarlıq ve Terakiyat Teşkilatı'nın baş iqtisadşünası Clary Lombardelli, energiya bahasının tövelleşi ve pul bahallıqının başlanışı, temelleştiki tosalğını pesaytış ve Xitay iqtisadının kaydıdın ekilişi, küçülük işgı oğruluşuş ve bir kadar küçülük aile iqtisadı bilen birleştirilip, hemisi mülkerdeki əsliki gelişki hessi koşudu degen. İqtisadi Hemkarlıq ve Terakiyat Teşkilatı agahlandırıp, merkezi bankalarının pul siyasetini devamlıq çiğnatıp, pul muamili bazırıqı besim elip kilişi mümkünlükini, bunun yarışarı iqtisadının əsliki kilişini yanılı acizlaştırdığallıqını bildirgen. Hindistan, Çigra vəziyetinin yanılı xatar işçide işgallikini bildirdi.
Hindiston tashqi ishlar ministri chegara vaziyatining yanada xatarlik ekanligini, Xitoy bilan Hindiston chegara to'qunishidan saqlanish uchun muvofiq yo'l tepishi kerakligini bildirdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Hindiston tashqi ishlar ministri Subrahmanyam Jayshankar 8-iyun Yangi Dehlida Hindiston bilan Xitoy cho'qim Himalayaning g'arbiy chegarasidagi yashirin to'qunishdan saqlanishning yo'lini tepishi kerakligini, ikki taraf talashtirishdagi chegarada askar ko'paytirish harakatining yadro qurolga ega ikki davlat o'rtasida to'qunish keltirib qarishidan endishi qiladiganligini bildirgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Subrahmanyam Jayshankar taratqularga ikki davlat cho'qim chegaradan askar chekindirish yo'lini tepishi kerak. Navbatdagi tirkishish Xitoy manfaatiga uyg'un emas degan. Jayshankarning aytishicha, ikki taraf bir qancha qatim harbiy va diplomatik suhbat o'tkazish sababli ikki armiya o'rtasidagi ziddiyat nisbatan pasaygan bo'lsa-mu, ammo bu yil 3-oyda ayda chegara vaziyati yanada xatarlik saviyaga yetgan. Jayshankar sözü diyene iki tarafının devamlı alakını saklap gelgeligini, bir kancı herbi ve diplomatik alakı tartıpının varlığını, bu tartıpının devamlı rol oynaydıqallıqını, nimeli digen bilen çigradın koşun cikündürüş intayın nazuk cariyallarını talep kıladıqallıqını, bu tartıplarının hemmesinin devam kılıvatqallıqını bildirgen. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy bilan Hindiston 3500 km uzunlikdagi chegarani bo'ylab to'qunishayotgan bo'lib, bu rayon yana amaliy kontrol chizig'i deb ataladi. Yillardan beri ikki taraf to'xtamay kuch sinashayotgan bo'lib, Xitoy Tibetning bir qismi deb da'vo qiladigan Arunachal Pradeshning butun zaminini Tibetning bir qismi deb da'vo qilib kelgan. Hindiston bo'lsa, Xitoy 1962-yildan boshlab Ladakhni ishg'ol qilib olgan 37 ming kvadrat kilometrlik Aqsay Chin rayonini qaytirib berishni talab qilmoqda. Xitoy Koreya bosh elchisini tashqi ishlar ministrligiga chaqirdi. Koreya tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Koreyada turishliq bosh elchisi Shin Haymanni chaqirib, uning ig'vogarchilik qilmishiga qarshi norozilik bildirgandan keyin Xitoymi Koreyaning Xitoyda turishliq bosh elchisini chaqirib norozilik bildirdi. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha 9-iyun Koreya tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Koreyada turishliq bosh elchisi Shin Haymanni chaqirib, uning Amerikaning g'alaba qilishiga, Xitoyning mag'lub bo'lishiga do'q tikishi aniqki xato hukm degan so'ziga norozilik bildirgan bo'lib, orqadan Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Nongrong 10-iyun Koreyaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Jin Zeihaoni chaqirib norozilik bildirgan. Xitoyning Koreyada turishliq bosh elchixonasi organ to'rbetidagi ma'lumotlarga asoslanganda, Shin Haymang Li Zeiming bilan ko'rishganda navbatdagi Xitoy-Koreya munosabatining ko'p qiyinchiliklarga duch kelganligini, buningdagi mas'uliyatning Xitoy tarafida emasligini ta'kidlagan. Xabarda Xitoyning azaldan Koreyaning yadroliq andisiga hurmat qilib kelganligini, Koreya mu Xitoyning yadroliq masalasiga hurmat qilishi kerakligini, Tayvan masalasi Xitoyning yadroliq manfaati ekanligini, Koreya tarafining Tayvan masalasidagi va'dasiga amal qilishini umid qildiganligini bildirgan. Xitoy amaldorining so'zi Seul hukumatining kuchli noroziligini qo'zg'agan bo'lib, 9-iyun Koreya tashqi ishlar ministrligining muavin ministri Jon Hojin Xitoy bosh elchisi Shin Haymanni chaqirib, Xitoy tarafining diplomatik qoidaga xiloflik qilganligi va Xitoyning ig'vogarchilik harakatlaridan qattiq andisha qilganligini bildirgan. Koreya tashqi ishlar ministrligining bu haqda e'lon qilgan bayonotida Jon Hojin Xitoyning Koreyada turishliq bosh elchixonasining to'g'ri bo'lmagan paket orqali Sohibxon davlatining siyosatini tanqid qilish qilmishini kechirgan bo'lmaydiganligini, bu xil so'zlarning Koreyaning ichki siyosatiga aralashganlik bo'ladiganligini bildirib ogohlantirgan. Amerika Ukrainani 2 milliard dollardan ortiq harbiy yordam bilan ta'minlaydiganligini e'lon qildi. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi Ukrainaga bexatarlik yordami berish tashabbusi doirasida Ukraina armiyasiga havo mudofaa va o'q-dori iqtidorini oshirish uchun 2 milliard 100 million dollarlik yordam qiladiganligini e'lon qildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining yozma bayonotida Amerikaning Ukrainaga bo'lgan to'liq qo'llashi doirasida yo'llandigan harbiy yordam yurishliklarining Ukraina armiyasining iqtidorini yuqori ko'tarish va zaminni uzun muddatgacha Rossiyaning tajovuzchiligiga qarshi qo'g'dashga yordam berishni maqsad qiladiganligi bildirildi. Bayonotda yordam yurishligining tafsilotlari tuvandikcha ratga tizildi. Vatanparvar havo mudofaa sistemasi uchun qo'shimcha o'q-dorilar, havo mudofaa sistemasi va boshqarilgan bombalari, 105 va 203 mm zambirak o'qi, Puma uchquchsiz havo sistemasi, lazerlik boshqarilgan raketa bomba sistemasi, o'q va mashiq asrash va o'ngshash faoliyatlari uchun yordamlar. Bayonotda Amerikaning sheriklari bilan birlikda Ukrainaga qisqa va uzun muddatli yordamlarni davomlashtirganligi ta'kidlandi. Putin Ukraina armiyasining qaytirma hujum boshlaganligini bildirdi.
Rusya Prezidenti Vladimir Putin Rusya-Ukrayna urushi to'g'risida to'xtalib, Ukrayna armiyasining qaytirma hujumining boshlanganligini aytdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, yaqinqi kunlarda Ukrayna armiyasi safidagi talofatning tez sur'atda og'irlashganligini bildirgan Putin, Ukrayna armiyasining qaytirma hujum qo'zg'alganligini ta'kidlab, shuni aniq ayta olamizki, Ukrainaning hujumi boshlandi. Ukrayna armiyasidagi strategik zapaslarning ishlatilishi buni isbotlaydi, dedi. O, Ukrayna'nın hücumlar arkalık nişanığı yitelmegelikini bildirip, talapetlerge uçurgan buluşuğu karmay, Ukrayna armiyesinin yanılı hücum kılış yuşurun küçüge iki işgellikini oturgu koydu. Putin bu talapetlerinin bir paciye işgellikine işaret kılıp, bu paciye yıkınkı yıllarda yüzbergen işlerinin neticesi bulup, bunun cevapkari hazırkı Ukrayna hükümeti dedi. Putin, Rusya devlet müdafiye sanayide hakkıda toxtulup, bizdeki zamanevi kurallar yenili yeterlik emez. Ama devletin sanayide müdafiye ve herbi sanayide tiz terakki kılmaqda. Şinimen ki, müdafiye sanayide aldıdaki barlıq vazifelerinin çoxum uğrundaydı. Zamanevi kurallarının işlep çıkırılış miktarı künsiri eşivatıdı, digerlerine kayıt kıldı. Kazakistan'daki orman ot apıtıda kaza kılgan işçilerinin sani 14'ü örledi. Qozog'istonning Abay o'lkasida yuz bergan o'rmon o't apitida qaza qilgan ishchilarning soni 14 ga yetdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Qozog'iston jiddiy holatlarga taqobil turish ministrligining bayonotiga asoslanganda, Abay o'lkasidagi o'rmon o't apitida yana 11 o'rmon ishchisining jasadi topilgan. Shunda qilib, o't apitida jendin ayrilgan o'rmon ishchisining soni jami 14 ga yetgan. Abay o'lkasida 8 iyunda 60 ming gektar yerda o'rmon o't apiti yuz bergan edi. Uspensiko Ormancılık İdaresi'de işleydiğen 11 orman işçisi bilen şokini alaka üzülgen bulup, etiretler ot öçülüş hizmeti bilenden izdeş ve kutkuduş faaliyetlerine başlayan idi. Hürmetli körmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Etik programımız görüşürüz. Aman boğa işler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.